dolandırılan tüm vatandaşlarımızın bir kripto para hesabının mevcut olduğunu söylemek istiyorum. Yani Türk vatandaşlarına ulaşarak güven kazanan ve yurt dışı kaynaklı cüzdan hesaplarına para gönderilmesini sağlayan kripto para dolandırıcılığı olaylarının üzerine avukat Sezai Balkan suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığına avukat Sezai Balkan tarafından sunulan suç duyurusunda 176.706 dolarlık dolandırıcılık olayı anlatıldı. Bu dolandırıcılık yönetiminin yeni olduğunu belirten suç duyurusunda ülke çapında ne kadar mağdur vatandaşın olduğu bilgisinin kesin olarak bilinmediğini de aktarıldı. Şüphelerin tespit edilerek cezalandırılması talep edilen dilekçede kripto para borsalarında güvenlik açığı ya da veri sızdırılmasına ilişkin bir durum olup olmadığına da soruşturulması talep edildi. Konuyla ilişkin açıklama yapan avukat Sezai Balkan, dolandırıcıların vatandaşlara sosyal medyadan ya da web sitelerinden ulaştığını söyledi. Hiçbir kripto para hesabı olmayan bir kişiye sen git bir kripto para hesabı aç, oradan kripto para satın al, sonra da onu bizimkine transfer et gibi bir durum söz konusu değil. Tüm mağdurların istisnasız hepsinin bir veya birden çok kripto para hesabı mevcuttur. Biz bu noktada şunu düşünmeden edemiyoruz. Bu bilgiler nasıl veriliyor? Ya da bu dolandırıcılar mağdurlara nasıl ulaşıyor? Şunu düşünmeden edemiyoruz. Kripto para piyasasında güvenlik açığı mı var veya veri sızdırılıyor gibi bir algı oluşmaktadır bizde. Vatandaşlarımıza ait kimlik bilgilerin ve IP adreslerin sızdırıldığını düşünmekteyiz. Bu bakımdan biz kripto para firmalarına çağrıda bulunmak istiyoruz. Herhangi bir güvenlik açıkları varsa gözden geçirmelerini, veri sızıntısı varsa bu durumu tespit etmelerini yapmalarını söylüyoruz. Biz suç duyurularında buna dikkat çektik ve savcılıktan bu yönde soruşturma açılmasında talepte bulunduk. Çünkü herhangi bir veri sızıntısı olabilir, hacklenme durumu olabilir. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum burada. Dolandırıcılar vatandaşlarımıza sosyal medyadan ulaşmaktadırlar. Instagram hesaplarından veya farklı web sitelerden aracılığıyla ulaşmaktadırlar. Belli bir süre arkadaşlık kurup akabinde flörtvari davranarak yahut da çok para kazandıklarından bahisle etkilerini altına alarak kripto para firmalarındaki işte uluslararası alanda bilindik firmalarındaki paraların kendi kripto para firmalarına transferlerini sağlamaktadırlar. Ancak çekmek istediklerini de çekememektedirler. Yani kara para aklamayla karşı karşıya kaldıkları veya belli bir oranda %20, %50 oranda vergi yatırmaları halinde çekebileceklerini söylemektedirler. Vatandaşlar bunu da yapmakta fakat yine de parayı çekememektedirler. Yani şayet böyle bir durumla karşı karşıya kalırlarsa web sitesinin domain yaşını sorgulama, domain adresini sorgulamalarını, domain yaşının kaç yaşında olduğunu, site trafiği vesaire bunları basit internetten araştırarak ulaşabilecekleri bilgilerdir. Zira bir yıl ve daha süreli satın alınan domain hesaplarının dolandırıcılıkta kullanıldığına şahit olmaktayız. Yani kötü yazımlar raporlayan siteler var. Bu sitelerden de transfer yapacakları web sitelerini sorgulayabilirler.